Herkese merhabalar arkadaşlar. Ayakkabı Dayısı kanalında yeni ve güzel bir videoya daha hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi farklı farklı güzel içeriklerle karşınıza çıkmaya çalışıyorum. Like atıp yorum yaparsanız da çok sevinirim. Eğer hala kanala abone değilseniz ne bekliyorsunuz? Abone ol butonuna tıklayıp zil işaretine basmayı unutmayın. Teşekkür ediyorum şimdiden destekleriniz için. Bugün çok güzel bir videomuz var. Bu tarz videoları yapmayı çok seviyorum. Bugün NBA'de en çok giyilen ayakkabılara bakacağız. Bu tamamladığımız geçtiğimiz sezondaki sıralamalara, numaralara, istatistiklere birlikte göz atacağız. Bu sene çok güzel bir sene oldu. Özellikle Golden State'in şampiyon olması, Steph Curry'nin o Finals MVP trofisini kaldırması. Biliyorsunuz geçmişteki şampiyonluklarında o alamamıştı. Dolayısıyla sezonu öyle noktalandırmak benim gerçekten çok hoşuma gitti. Umuyorum ki bir sonraki senede yine onları üst seviyelerde, finallerde görürüz. Gerçekten izlemesi de çok keyifliydi. Oldukça güzel bir NBA sezonunu tamamladık. LeBron Lakers yine isteneni bekleneni veremese de Giannis iyi yerlere geldi. Boston mükemmel işler yaptı. Özellikle playofflar çok keyifliydi. Peki şimdi bizim kanalımızı ve beni daha çok ilgilendiren kısma geliyorum. Ve acaba hangi ayakkabılardan kaç adet giyildi? Hangi markalar ligi domine etti? Muhtemelen hepinizin 3 aşağı 5 yukarı kafasında belli numaralar, belli markalar vardır. Ama tabii ki daha net, işte şu, işte bu dediğimiz net bir istatistiği önünüze koymak istiyorum. Tabii ki bu listedeki çoğu ayakkabının sebebi anlaşmalar arkadaşlar. Büyük markalar, işte Nike, Adidas, Jordan gibi, Under Armour gibi büyük markalar oyuncularla işbirliği anlaşması yapıyor aslında. Onlarla sözleşme imzalıyor. Aynı nasıl oyuncular. Belli takımlarda sözleşmeleri var ise aynı şekilde belli markalarla sözleşme yapıyorlar. Hatta saha dışında bile farklı bir marka giyemiyorlar kimi zaman. Büyük oyunculardan bahsediyorum. Saha içinde de basketbol ayakkabısı olarak da sadece o markaya ait giyilmesi gerekiyor. Dolayısıyla büyük marka daha çok oyuncuya bu şekilde sözleşme imzalatıyor. İmzalı atletlerin yanında birçok imzalı ayakkabısı olmayan normal işte sıradan oyuncular dediğimiz oyuncular da aynı şekilde arkadaşlar belli markalarla anlaşmışlar. Dolayısıyla çok bilmeseniz de o oyuncu o markayı taşıyor. Böyle olunca da tabii ki daha çok reklamı yapılmış oluyor. Dünyanın her yerinde yayınlandığını düşünürseniz NBA'in maçların, bu da inanılmaz güzel bir reklam tabii ki. Oyuncu biraz daha kendini geliştirir, iyi işler yapar, işte belli bireysel ödüller kazanırsa tabii ki onları da hemen imzalı ayakkabı veya PE dediğimiz, Player Edition dediğimiz özel ayakkabılar, özel logo tasarımları vesaire gibi şeyler yapılıyor. Evet, bunlar genel bilgiydi genel itibariyle. Çok uzun bir giriş yaptım, kusura bakmayın. Konuşmayı seviyorum kamerayı açınca. Hemen şimdi listemize bam 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 bakalım. Hızlı bir şekilde listeyi tamamlayalım. Sizlere anlatmak istediğim liste arkadaşlar, kaç adet oyuncu bu ayakkabıyı giyiyor? Ve ligde onar oyuncunun giydiği 4 adet ayakkabı var listemizin en altında bizleri karşılayan. Bunlar neler arkadaşlar? Nike Kobe 4 Protro, Nike Zoom Freak 3, Nike Zoom Freak 2 ve Adidas Exhibit A. Gerçekten 4 ayakkabı da birbirinden apayrı ayakkabılar ve bunları 10'ar tane oyuncu giyiyor. Özellikle bu sene Kobe ayakkabıları aşırı tercih edildi. Kobe 4 de bunlardan biriydi. Yani bu listede olması beni şaşırtmadı. Fakat Zoom Freak 3 ve Freak 2'ler beni şaşırttığını, özellikle eski olmasına rağmen 10'ar oyuncunun giyiyor olması gerçekten ilginç bulduğumu söylemem lazım. Freak 3'ü ben hiç beğenmedim. Bu arada detaylı performans incelemeleri mevcut 2'nin ve 3'ün. 3 benim ayağıma hiç uygun ayakkabı değildi. Belki de benim aldığım renk olabilir, bilemiyorum. Ama Freak 2 ona nazaran daha iyiydi. Freak 2'yi de çok beğendiğimi yine söyleyemeyeceğim. Bana hitap etmiyor gerçekten. Adidas Exhibit A çok ilginç geldi arkadaşlar. Hani Adidas Exhibit B diye bir ayakkabı var ve ben onun Türkiye'ye gelmesi için sabırsızlıkla bekliyorum. Amerika'da satışa çıkarıldı. Zigzag tabanıyla, light strike köpüğüyle, çok bulky bir yapısıyla, kalın büyük yapısıyla çok güzel bir ayakkabı. Ama Adidas Exhibit A çok bana tuhaf gelen ayakkabı, fakat Adidas'ın da kendine has münhasır bir rahatlığı var. Ondan olsa gerek bu da yine 10 oyuncu tarafından tercih edilmiş. Hemen listenin üstüne tırmanıyoruz ve 12'şer oyuncu tarafından giyilen 2 ayakkabıya bakacağız şimdi. Bunlardan ilki arkadaşlar Adidas Dame 7. Yine güzel bir model. Benim sevdiğim bir model. Hemen şöyle belki arkada görebileceğiniz bir model. Yine detaylı performans incelemesi kanalda mevcut. Dame ayakkabılarını genel itibariyle çok seviyorum. Tabii ki bende yeri olan Dame ayakkabıları 3-4 sene önce çıktı ve bitti. Şu sıralar o eski güzel kaliteyi veren, tadı veren ayakkabı yok. Fakat yine de 12 oyuncu tarafından tercih edilmesi de oldukça güzel. Diğer ayakkabı ise Nike Air Zoom GT Cut.
Bu da yine çok çok özel bir ayakkabı oldu arkadaşlar. Bu GT serisi, Greater Than serisi 3 ayakkabıyla birlikte çıktı. Hatta bir tanesi şurada tepede incelemesi var. Nike Zoom GT Run modeli. Çok güzel bir ayakkabıydı. Tabii belli eksikleri olmasına rağmen detaylı incelemesini izlerseniz. GT Cut modeli ne olduysa bilmiyorum. Bir anda arkadaşlar resell ayakkabısına dönüştü. Ve yani 300-400 dolarları bulan satış rakamlarına ulaştı. Bu çok fazla Türkiye'ye zaten gelmedi. Çok düşük sayıda bir satış yapılınca işte her şey bir anda kara borsa gibi pahalanıyor. Bu da onlardan biri oldu. Tip olarak çok beğendiğimi söylemem lazım arkadaşlar. Ayakta çok güzel duruyor. Çok rahat olduğunu düşünüyorum. Tam bir guard ayakkabısı. Listemizde 12 oyuncuyla yer buldu. Hemen bir üste çıkıyorum arkadaşlar. 14 oyuncuyla benim çok sevmiş olduğum ayakkabı geliyor. Ve KD 13 geliyor arkadaşlar. Nike KD 13 ligde 14 kişi tarafından giyilmiş geçtiğimiz sezonda. İyi bir rakam. 14 kişi iyi bir rakam. Zaten KD modelleri yani 12, 13, 14, 15'i çok o klasmanı alamasam da harika ayakkabılar, mükemmel ayakkabılar ve 14 kişi tarafından da tercih ediliyor olması yine iyi bir sayı. Detaylı performans incelemesini kanalda bulabilirsiniz dediğim gibi. Bu arada listedeki birçok ayakkabının detaylı performans incelemesi yine benim kanalımda mevcut. Kargo açımları mevcut. Hemen üst tarafa çıkıyorum. Burada da yine aynı sayıda oyuncu tarafından giyilen 2 tane ayakkabı bizleri karşılıyor. 17'şer oyuncu tarafından giyilmiş. İlki arkadaşlar Nike Kyrie 7. Güzel, güçlü bir model. Taban tutuşuyla, tam bir guard ayakkabısı oluşuyla. Kyrie modeli yani ne diyebilirsiniz ki Kyrie dediğiniz zaman zaten belli bir kalite, belli bir klasman hemen akla geliyor. Çünkü bunca sene çıkardığı bu güzel ayakkabılarla, yok satarcasına sattığı ayakkabılarla kalite eşiği yakaladı. Yine Kyrie 7 de onlardan biri. Diğer 17 oyuncu tarafından giyilen diğer ayakkabımız ise Air Jordan 36 ve bence bu senenin en iyisi, tüm ayakkabıların şahı padişahı diyorum ben genelde. Geldi gönlümün efendisi diye de bir videosunu yapmıştım. Bu rengini incelemiştim zaten. Çok güzel bir model bence. İnanılmaz bir model. Eğer bir tane basketbol ayakkabısı alacaksınız, hangisi olsun, işte paramı biriktirdim, hangisini alayım abi diyorsanız arkadaşlar, düşünmeden Air Jordan 36'yı alabilirsiniz. Tabii ki ilk önce incelemesini izleyin. Daha sonra gelin ve bu ayakkabıyı alın. Ben aldığımda 1900'e almıştım. Şu an 3700'lerde falan. Nasıl bir ortamda yaşıyoruz inanın bilemiyorum ama maalesef fiyatı bu şekilde. Bildiğim için şu an hemen söyledim bu videoda. Çok konusu olmasa da genelde bunları kargo açımlarında veya performans incelemesinde biliyorsunuz dile getiriyoruz. Ve hemen bir üst numaraya, bir üst ayakkabıya çıkıyoruz. O da 21 kişi tarafından tercih edilmiş Nike KD 14. Şurada görüyorsunuz. Çok beğendim. Çok güzel yastıklaması, taban tutuşu, askısıyla, kitlenmesiyle harika bir ayakkabı ve tam tamına 21 oyuncu da tercih etmiş ve mantıklı bir tercih olduğunu düşünüyorum. Yürüyün aslanlar diyorum. Evet, bu listedeki en beğendiğim ayakkabılardan Air Jordan 36 ve 14 olabilir. Hemen arka arkaya gelmişler. Sonra da KD 13 gelecektir. Yastıklamalarıyla, taban tutuşlarıyla, kitlenmeleriyle, verdiği hislerle bu ayakkabılar bende özel bir yere sahip. Hemen bir üst numaraya çıkıyoruz ve artık son 3 ayakkabıya geldik. Bu ise listemizdeki 3. ayakkabı oluyor arkadaşlar. 24 oyuncu tarafından tercih edilmiş. Yine Nike markasına ait PG5 oldu arkadaşlar. Evet, PG5 de gerçekten ilginç bir ayakkabıydı. Şuradaki rafımda görebilirsiniz köşede. Tabii arka plan biraz karanlık olduğu için görülmesi zor olabiliyor bazen. PG5 de arkadaşlar yine çok rahat, çok güzel, ayağı kasmayan, yormayan, güzel, sıkı, fit bir ayakkabı. Ben çok fazla aman aman sevemedim ama rahatlık noktasında, yumuşaklık noktasında gayet iyi. Neden bu kadar tercih edildiğini de anlayabildiğim bir ayakkabı açıkçası. NBA oyuncuların bu inanılmaz programlarında, sürekli koşturmacalarında ve her gün antrenmanı, maçı, osu busu derken daha rahat, daha hafif bir ayakkabı ihtiyacı oluşacaktır diye tahmin ediyorum. PG5 de bunun için mükemmel bir tercih oldu. Yine incelemesini izleyebilirsiniz. Ve gel gelelim son ikiye arkadaşlar. Benim anlamadığım ve performans olarak beğenmediğim iki ayakkabı var. Tabii ki bu isimle alakalı bir şey bence. Bu Kobe ile alakalı bir şey arkadaşlar. Kobe'nin aramızdan ayrılışından sonra ayakkabıları piyasalarda yok sattı. Protro olarak yani pro retro, profesyonel retro yani maçta giyilebilecek retro demek açıkçası bu. Bu ayakkabıların tekrar satılmasıyla inanılmaz bir ses getirdi. Tabii Nike bunu tekrar tekrar devam ettirir mi ettirmez mi orası ayrı bir konu ama Kobe ayakkabıları arkadaşlar ciddi manada çok fazla oyuncu tarafından çok fazla rengi tercih edildi. 2 numarada ise Kobe 6'yı görüyoruz arkadaşlar. Nike Kobe 6 Protro tam tamına 35 oyuncu tarafından tercih edilmiş. Grinch rengi en çok tercih edilen renklerden biriydi. Sezon içerisinde sürekli görüyorduk oyuncuların ayağında.
bu ayakkabının çakması da çok piyasalarda döndü. Ona dikkat etmeniz lazım. Orijinal bulmak neredeyse imkansız. Orijinal olduğunu söyleyen A kalite satan sayfalar var. Buna dikkat etmeniz lazım. Bu da ek bilgi olarak vereyim. 35 oyuncu tarafından tercih edilmiş. İnanın ben çok performans olarak beğenmiyorum. Çok sert. Bahsetmiş olduğumuz ayakkabılar bence buna göre daha iyi. Fakat tabii ki bunlar NBA oyuncuları. Yani adamlar çıplak ayakla da oynar diyorum. Belki bu ayakkabı içerisinde kendilerini çok kuvvetli, güçlü ve sağlam hissediyorlardır ki Kobe'nin özelliği o. Kyrie gibi düşünebilirsiniz eğer hiç giymediyseniz. Yere yakın, adeta bir guard ayakkabısı gibi. Minimum seviyede bir yastıklama ama çok kuvvetli hissedecek. Özellikle bu retro modellerin üstünde kullanılan materyaller oldukça güçlü genel itibariyle zaten. Deri kullanılıyor veya çok kuvvetlendirilmiş üst üste katmanlardan oluşan güçlü üst yapıları oluyor. Kobe 6 35 kişi tarafından dediğim gibi giyilmiş. Ve listemizin 1 numarasına geliyoruz. Geçen sene NBA'de en çok tercih edilen ayakkabı tam tamına 36 kişi tarafından, yani Kobe 6'ya göre 1 kişi daha fazla giymiş arkadaşlar. O da Kobe 5 yine arkadaşlar. Önümüze çıkıyor Nike Kobe 5 Protro modeli de tam tamına 36 oyuncu tarafından tercih edilmiş. Açıkçası 6, 5, 4 bunların hepsi birbirine çok yakın modeller. Benim dediğim gibi çok çok beğenmediğim fakat bir hype üstüne oluşmuş resell piyasası olan modeller şu anda. Ben 6'yı 5'e göre daha çok beğeniyorum görüntü olarak. Yine benzer yastıklama, benzer taban tutuşu ve kitlenme sağlayan, barındıran ayakkabılar bunlar. Listemizin tepesinde yer alıyor. Bu şekilde de bu listemizi sonlandırıyoruz. Nike markası NBA'de giyilen ayakkabıların %66.7'sini oluşturuyor. Adidas %9.9 ve Jordan ise %8.2 ile ilk 3'ü paylaşıyorlar. Baktığınız zaman zaten neredeyse %80'ine yakın oluşum bu 3'ü Jordan'da Nike'a katarsanız, hatta Nike tek başına %75'leri bulan bir orana sahip. Tabi bu oran gitgide azalıyor. İşte Puma gibi, Li-Ning gibi, Anta gibi, işte Peak gibi uzak doğu markaları, farklı farklı ülkelerden markalar da girmeye çalışıyor. Tabi bunlar çok çok küçük yüzdeler oluyor ama yine imzalı ayakkabı çıkartıyorlar. İşte zamanında Dwayne Wade'in vardı. Şimdi Aaron Gordon'ın oluyor. Onun dışında yine çok ufak ufak isimlerin bile çok fazla. İşte All Star olmuş mesela bir defa. Hemen onun da bu tarz bir doğu markasıyla ayakkabısı olabiliyor. İşte Anta mesela Klay Thompson'ın en çok bilinen markalardan biri. İşte Converse'ine girmeye çalışıyor. Bunlarla tabii ki bu yüzdeler yavaş yavaş değişse de Nike'ın bu dominasyonu yakın zamanda değişecekmiş gibi değil. Dedikten sonra da videomu sonlandırmak istiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım keyif aldınız. Güzel bir video olmuştur. Ben sizlere anlatırken, sizlerle beraber bu istatistiklere bakarken bayağı beğendim, bayağı hoşuma gitti. Tekrar hatırlamış olduk. Bakalım 2022-2023 sezonunda neler göreceğiz? Hangi ayakkabılar giyilecek? Hangi ayakkabılar en çok tercih edilecek? Bu markalar ve isimler çok değişmese de ilk bahsettiğimiz liste değişebilir. Çünkü mesela Nike giyiyorsunuz. KD 13 mü 14 mü? Bu size bağlı oluyor. Hangi ayakkabı daha çok tercih edildiyse ona daha çok yönelim olduğunu gösteriyor diye düşünebiliriz. Evet, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Aşağıya video hakkında yorumlarınızı bekliyorum. Bir sonraki güzel videoda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı dahisi bugünlük.